Görüşürüz Mehpuş'um. Sen de, öpüyorum seni. Tatlım hoş geldin. Hoş buldum. Ay bu ne güzellik. Ah o senin güzelliğin. Ne haber? İyi tatlım ne olsun, şirket çalışıyoruz. Hadi gel bir kahve içelim. Ben sana Kemal'i soracaktım. Kemal nerede biliyor musun? Ya bir müzik meselesi var da onu konuşacağız. Tatlım onlar Murat'la stüdyoya kapandı. Belki de dediğin bu müzik meselesi için çalışıyorlardır. Ve çalışırken rahatsız edilmeyi sevmezler bilirsin. Ben de diyorum ki acaba bu fırsatı mı değerlendirsek? Çok uzun zaman oldu. Belki bana anlatmak istediklerim vardır. Ben seni çok ihmal ettim değil mi? Çok. Hadi gel. Şimdilik gidebilirsin Sinan. Ama gözüm üzerinde. Hala benim birinci şüphelim sensin. Asya'ya da bir veda edeyim ben. Aslanım aşağı indi, odasında değil. Buyurun Kemal Bey, bizi çağırmışsınız. Cenk gel benimle. Arkadaşlar herkes bir işini gücünü bırakabilir mi? Son zamanlarda bu şirketten çok fazla bilgi sızmaya başladı. Gizlilik sözleşmesi yaptık ama aramızdaki haini durdurmaya yetmedi. Şimdi son kez güzelce uyarıyorum. Eğer her kimse bu dost görünen düşman, şimdi söylesin adam akıllı tazminatını ödeyeyim, sonra şirketimden defolup gitsin. He, yok diyorsanız da eğer, ben araştırmam sonucunda bulursam çok kötü şeyler olur. Haberiniz olsun. Ne alaka şimdi bu ya? Sinan değil miydi zaten Ay? Değilmiş işte. Çıkan oydu. Ha bir de buraya geldi. Ay sen bir kafanı kaldırsan neler göreceksin de. Evet kimse yok mu arkadaşlar? Güzel. Herkes bahçeye çıksın. Bilgisayarlar her şey masada kalsın. Hadi. Kemal Bey sunumu yetiştirmem lazım. Önemli değil. Ben sana bir gün daha vereceğim. Bu daha önemli. Hadi. Cenk, bütün bilgisayarları kopyalayıp tamam mı? Bana getiriyorsun. Bütün akışları, veri akışları hepsini istiyorum. Tamam mı? Tamamdır Kemal Bey. Kemal Bey, Alice Hanım sizinle görüşmek istiyor. Merhabalar Kemal Bey. Ben Alice. Smile şirketten geldim. Mehmet yokken ben şirketi yürüteceğim. Ay pardon, yöneteceğim. Harikalar Diyarı'na hoş geldin Alice. Sanki tavşan dili şu taraftaydı değil mi? Doğru. Smile Müzik'te bu kadar güzel enerjisi olan birini bilseydim daha önceden gelirdim. Mehmet Bey'le son zamanlarda gerildik biraz. İltifat ediyorsunuz, teşekkürler. Siz Murat Bey değil mi? Memnun oldum. Mehmet Bey sizden çok güzel konuştu. Ne güzel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Müthiş müzik yapıyorsunuz. Bu tinde en çok sizi tanışmak istedim. Bugün iltifat günü falan da benim haberim mi yok ya? Siz güzel bir Türkçe kahve yapıyorsunuz öyle duydum. Yok ben Türkçe kahve yapmıyorum ama çok güzel Türk kahvesi yaptırabilirim. Türk kahvesi tabii ki. Lütfen odama geçelim. Teşekkürler. Siz gelmiyorsunuz. Evet, gelmiyorum. Ay, hayır. Gelmiyor musunuz? Gelmiyor musunuz Murat? Peki, geliyorum. Buyurun. Geliyorsunuz. Buyurun. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Aslı, hatırlıyorsun değil mi? Derya yüzünden beni burada nasıl azarlamıştı? Hatırlamaz mıyım? Ay bir de akşam o yağmur sinsisi yüzünden olanlar. Evet bir de o vardı değil mi? Aman neyse.
Vallahi artık o günden sonra ne olduysa benim dua kapılarım mı açıktı? Enerjimi gönderdim güzel güzel. Bir gezegen birinden çıkıp diğerine mi girdi ne oldu hiç bilmiyorum. Artık retro bitti herhalde. Ne olduysa çok güzel oldu gerçekten. O günden sonra adamla sanki resmen birlikte gibiyiz. Annem olmasa hiç ayrılmayacağız. Ne güzel. Yani mutluysan anın tadını çıkar yaz. İşler biraz karışık tabii ama mutluyum. Düşünsene. Beni görsün diye delirdiğim adam şimdi beni gözünün önünden ayırmıyor. Ben mi abartıyorum? Ne oluyor bilmiyorum ama iyi şeyler olduğu kesin. Kemal böyledir tatlım. Hayatına çok zor insan alır. Ama aldığımı da asla vazgeçmez. Böyle saplantıyla bağlanır. Siz liseden beri arkadaşsınız değil mi? Hmm, çok eski. Düşünsene. Annesi babası bile onu benim kadar tanımıyor. Murat'la ben onun hayatını alıp vazgeçemediği insanlardanız. Gerçi bizden başka kimse de kalıcı olmadı. Umarım sen olursun ya. Ha bu arada Murat'la olan yakınınız gözümden kaçtı sanma. Çok kıskanıyorum. Yani sanki ben böyle işe güce dalınca iki arkadaşımı da sana kaptırmışım gibi hissediyorum. Aşkım saçmalama. Bak sana bir sır vereyim. Ben aralarında en çok seni seviyorum. İyi öyle olsun bakalım. Yalnız şey... Ya Murat'ın sana olan ilgisinin normal bir ilgi olmadığını düşünüyorum. Murat'la iyi arkadaşız ya. Yani öyle özel bir durum yok. Ama aramızda farklı bir durum var. Nasıl farklı ya anlamadım. Farklı derken? Yani Murat'la ben... Neriman Hanım değil mi o ya? Evet Neriman Hanım Murat'a bakmaya gelmiştir. Sen bir şey soruyordun Yaz. Murat'la sen aranızda farklı ne var? Ne oldu? Annem Neriman Hanım'a gideceğim demişti. Aşkım benim bir telefonla konuşmam gerekiyor. Seninle sonra ofiste görüşürüz. Öptüm seni. Yaz bir dakika ama bir şey soracağım. Tam bir şey söylüyordum. Ne var? Anneciğim nasılsın güzelim? İşim var şimdi kapat hadi. Neredesin anne sen? Neriman Hanım'layım. Neriman Hanım'lasın. Hangi Neriman Hanım bu? Çünkü Nünür'ünden bahsediyorsan kendisi şu an şirkette. Anne neredesin sen? Bankadayım. Bankacı Neriman Hanım'la beraberim. Nünür'ü nereden çıkarttın? Sen dedin ya anne sabah ben Nünür'ün yanına gidiyorum diye. Senin şirkette ne işin var? Oraya gitmek yok dememiş miydim ben sana? Ben Murat'ı görmeye geldim. Ben de bankadayım. Kredi çekeceğim. Nünür'ün parasını ödeyeceğim. Hadi oyalama beni. Aa, taksitli alışverişe bile karşı olan kadın kredi mi çekiyor? Gerçekten paraya mı ihtiyacı var ya? Pardon. Çocuklar işte. Şimdi şuradaki hesabımdan 50.000 lira çekiyoruz, tamam mı? Sonra o çektiğimiz parayı şu hesaba yatıracağız. Oradan da onun altındaki hesaba Rize'ye gönderiyoruz. Direkt sizin hesabınızdan gönderirsek iki kere komisyon ödemek zorunda kalmazsınız. Siz benim dediğimi yapın. Yani benim kızım da bankacı. Ben de biliyorum. Kişisel hesaplarımı öğrenmesini istemem. Peki efendim, siz nasıl isterseniz. Alo. Ha, Ayşe, bizim işimiz uzadı. Ben sana 50.000 lira gönderdim şimdi bankadan. Ne gerekiyorsa al. Tamam, gelince hallederiz biz. Ya böyle bankadan göndermek bayağı riskli oluyor biliyor musun? Tamam tamam canım. Yok yok en kısa zamanda döneceğim. Tamam. Ha dur kapatma. Senin adresi yollasana bana mesajla. Canım oradaki çocuklardan birini çağır onlar becerirler. Ha dönmeden buradan bir de şu kumandalı yataklardan alayım. Doğru. Sağ ol canım. Hadi iyi günler iyi günler. Gel. Gelene bak, gelene bak. Lütfen teklifimi kabul ettiğini söyle bana. Etmedim.
bir şey rica etmeye geldim. Eğer annem işsiz kaldığımı öğrenirse beni buralarda barındırmaz ve Rize'ye götürür. Ne Rize'si ya? Saçmalama, öyle bir şey yok. Hiçbir yere gidemezsin. Hem sen gidersen seni ikna etme ihtimalim bile kalmaz. Öyle bir ihtimali zaten yok da belki benim için bir şeyler yaparsınız diye geldim. Ben şansımı deniyorum. O zaman öyle diyelim. Evet, söyle bakalım. Ne yapabilirim senin için? Hı? Şimdi şöyle. Annem gidene kadar yani birkaç günlüğüne ben burada çalışıyormuş gibi yapabilir miyim? Yani gidip geleceğim. O ne demek ya? Dükkan senin. İstediğin zaman gelip gidebilirsin. Hatta annenler gittikten sonra da gelebilirsin. O günkü o yaşananları unutalım. Çok saçma şeyler yaşadık hem. Artık hayatımda yağmur da yok. Yok mu? Aa. Ayrıldınız mı? Zaten pek uyuşmuyorduk, görüyordun. Bir de o günkü tavır bir irit etti beni ya. Benim yüzümden. Ben sorumluluk almak istemem. Boş ver, kapatalım. İstediğin zaman gelip gidebilirsin. Sadece tek bir şartım var senden. Şu teklifimi düşün. Lütfen. Lütfen. Aç mısın? Hı? Yemeğe gidelim mi? Hadi gel. Yemeğe götüreyim seni. Keşke başka şartlar altında sorsaydınız. Niye? Anlamadım. Teklif diyorum. Çok zamansız oldu. Neyse. Annem peşime düşmeden ben artık gideyim. Ben bu kızı nasıl ikna edeceğim Allah'ım? Murphy kanunu mudur bu? Ne yani? Şey yap ama tamam mı? Sakın çekilme. Hep lobonun önünde dur böyle. Tıka orayı. Aman. Teyze hoş. Ben annemi yarın şirkete götüreceğim. Bugün Kemal'le konuştum. Anlaştık. Birkaç gün çalışıyormuş gibi yapacağız. İyi iyi. Şey ablam orada sizi görünce şöyle bir iç rahat eder zaten. Murat'ı da sevdi, gözü tuttu. Sizi orada bir de yan yana görürse artık çeker gider. Bana bak. Ara Murat'ı, gelsin sabah alsın sizi. Aa yok olmaz ya, o bayağı karıştırıyor işleri. Ben götürürüm annem kendim. Aa ne yapıyorsun be? Aklını başına getirtmeye çalışıyorum senin. Kızım aptal mısın sen ya? Çocukla yatakta basılsın sen farkındaysan. Şu an hala nefes alıyorsan Murat'ın söylediklerine ablam inandığı için. Ya şu an çocuğa trip atmanın zamanı mı acaba? Küstüreceksin çocuğu, sonra kendimizi Rize yollarında bulacağız. Ara çocuğu, ara. Gelsin sabah alsın sizi. Hadi be! Allah! Ablam. Allah ya. İmana geldin nihayet. Ay. Abla yani ödümü patlattın. Bir gün yığılıvereceğim şuraya. Sana bir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Ne yapıyorsunuz? Yemek yapıyoruz abla. Acıktın mı? Yok. Acıkma. Sıkıldım ben ya. Sıkıldım yani. Otur otur otur. Sıkıldım. Hadi gelin. Bana bak. Şişt. Bak şimdiden ev basmaya başladı. Ona afakanlar geldi. Çok fazla değildir. O yakında gider. Sen de azıcık sıkacaksın dişini. Artık köprüyü geçene kadar ayıya dayı, Murat'a da artık kocam diyeceksin. Ya benim kaç tane dayım var? Kemal'e dayı, Murat'a dayı. Yeter ya. Nereye gidiyorsun şu an? Müstakbel kocamı aramaya gidiyorum. Müstakbel kocamı arayayım da müstakbel kocam gelsin sabah alsın bizi. Git git canım. Ben şey yaparım ya. Hepsini ben yaparım bunları. Tamam mı? Müstakbel kocammış. Allah Allah. Niye açmıyor ki telefonumu? Ay çocuk o kadar kırıldı mı bana ya? Ama konuştuk. Yoksa teyzemin dediği gibi Murat bana aşık mı? Yok.
Yok canım, ne alakası var? Hissederim ben. Kadınlar hisseder. Hiç öyle bir his almadım. Bayağı kanka gibi davranıyor bana. Bacı kardeş yani. Aradım açmıyorsun. Konuşmamız lazım. Lütfen beni arar mısın? Benim altıncı hissim kuvvetli zaten. Yeter yeter. Damat gelecek mi bugün? Aa abla ne yaptın ya her akşam her akşam? Daha ortada fol yok, yumurta yok. Hadi mi? Sen şuraya iki tane daha tabak getir. Sen de ara damadı. Alsın anasını gelsin. Ama anne öyle aniden olur mu? Ben bile şok oldum ya. Olur olur. Ara damadı, anasını alsın gelsin. Çok iyi fikir. Ay ama aklıma geldi de abla bu sofrayı hiç olur mu ya? Rezil oluruz. Yani. Soframızın nesi var anlamadım. Allah'a bin şükür her şeyimiz var yani. Ne olacak ya? Gelsin dünürüm. Biz ikimiz aramızda konuşuruz. Hallederiz ya. Anne sen daha dün geldin, bugün Murat'la tanıştın. Akşama doğru düğün müğün evlilik diyorsun. Olmaz ki ama. Bana bak. Sen evlendin evlendin. Ya seni kocamdan bırakırım bu şehirde ya da alır Rize'ye götürürüm. Anladın mı? Anladın mı? Ablanla aynı fikirdeyim Yaz. Ama abla bir şey söyleyeceğim. Aklıma geldi de böyle işler aceleye gelmez. Biliyorsun şeytan karışır aceleye. Karışır. Bir sus be. Beni ele güne rezil ettiniz zaten. Rize'de ne diyorlar biliyor musun? Ne? Emine'nin kızı Gülbeyaz şehre gitmiş, ıştırı pıştı dolaşıyor. Aa yalan. İftira. Ne dedikodu? Bence de. Yoksa bunu söyleyeni ben anında şak derim vururum. Ama bana karşı söyleyemiyorlar. Korkuyorlar çünkü benden. Şimdi bir saniye eğri oturup doğru konuşalım abla. Şimdi bunlar görücü. Dünür bunlar. Böyle kuru fasulyeyle pilavlı olur mu? Geçiştirdi falan derler. Şöyle güzel bir ağırlayalım onlara diyorum sonradan. Evet olmaz. Yani böyle pijamayla falan. Aa Murat arıyor. Aa bakar mısın? İyi insan lafın üstüne arar derler. Abla bu çocuk çok iyi demek ki. Anne müsaadenle ben... Otur! Burada konuş çocuğum. Bizim birbirimizden gizlimiz saklımız mı var? Yok. Hiçbir gizlimiz saklımız yok anne. Efendim aşkım? Sen bunu bana mı dedin Yaz? Evet sana diyorum. Başka kim edeceğim hayatım? Ne yapıyorsun? Stüdyodayım, çalışıyorum. İyi, iyi. Ay çok mu yoruldun? Kıyamam ben sana. Mesaj atmışsın ya Yaz. Evet, şey diyecektim ben. Ben yarın annemi ofise götüreceğim de... ...sen gelip bizi sabahtan alır mısın diyecektim. Ama bundan sonrasında karışma bende diyordum. Ama sana çok fazla yorucu olursam... ...ben götürürüm annemi. De ben beraber olalım istedim. Sen, ben, annem, annem, ben, sen. Söyle, annesini de alsın gelsin, kahve içeriz. Anne çocuk çalışıyor, ofiste çok yoğun. Bu kadar saattir çalışıyor. Tabii. Çok çalışkan bir çocuk. Ay, anlaştık mı aşkım? Alıyorum aşkım, alıyorum tabii aşkım. Tamam canım, ben seni çok meşgul etmeyeyim. Öpüyorum, bay bay sevgilim. Sevgilim. Allah'ım bana bunun gerçeğini yaşatacak mısın? Ne olur yaşat. Gülbeyaz'cığım, yalnız şimdi ben annen olarak sana şunu söylemek istiyorum. Yani çok samimiyiz, iyiyiz fakat annenin babanın yanında böyle ayıp laflar edilmez. Böyle öpüyorum, seviyorum, aşkım falan. Daha dikkatli olalım, olur çocuğum? Tamam anneciğim, haklısın. Ama ablacığım bir şey söyleyeyim mi? Çok seviyorlar birbirlerini, çok. Geberteceğim seni, artık öldüreceğim ha. Sesini kes. Kesmiyorum. Sadece sesini kes. Kesmiyorum. Yaz neredesin ya? Kaç saat oldu? Kız. Niye gelmedi çay içmeye? Aa, bak 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 bak. Kafasına kadar çekmiş bu sıcakta pikeyi. Kız açsana. Hı? Bak hareketlere bak. Kız boğulacaksın. Yaz. Kızım açsana. Delirdin iyice Yaz. Aa, sanki öcü görmüş gibi yüzünü kapatıyor bu da. Kız aç. Bırak. Kız sen... Ay.
işim var burada? Yaz nerede? Bağırma Fatih, sakin ol. Nasıl sakin olabilirim acaba? Siz ne işler karıştırıyorsunuz? Yemin ederim benim fikrim değildi. Kemal'in fikriydi. Allah'ım yarabbim, Allah'ım yarabbim. Bu Kemal'in zaten buyur devrilmesin inşallah ya. Allah'ım ya. O, zaten onun fikirleri yüzünden biz öldük öldük dirildik artık. Yaz nerede? Geliyor, geliyor. Şimdi aşağıdadır. Geliyor, sakin ol. Ha, geliyor, çıkacak da acaba eve nasıl girecek? Bunu bir düşündünüz mü? Ha, düşünmediniz. Bravo, bravo. Düşünmeden plan yapıyorsunuz ya. Bana bak, ben şimdi çıkıyorum buradan tamam mı? Arkamdan hemen kapıyı kilitliyorsun, burnunu bile çıkartmıyorsun. Diyelim ki yangın falan çıktı, kendini şu camdan at, sakın kapıyı açma. Allah'ım ya Rabbim ya. İnşallah yangın çıkmaz. Gülbeyaz. Gülbeyaz. Efendim anne. Bu kim? Nereden çıktı bu arkadaş? Ay ne kadar ayıp ya. Cezalıyım ya ben hani, çıkamıyorum evden. Arkadaşımı çağırdım, o da mı yasak? Günaydın teyzeciğim. Günaydın çocuğum. Bana bak, ben çarşıya gidiyorum çeyiz için. Sakın evden dışarı çıkma, duydun mu beni? Ya anne ne zamana kadar devam edecek bu ceza? Kaç yaşında kadınım ben ya? İşim gücüm var benim. Ben senin işini gücünü biliyorum. Otur evde, bağırtma beni. Ne düğünü kız, ne çeyizi? Ha, Sevilen teyzem evleniyor da, akraba düğünü. Annem birkaç bir şey var eksik, onları alayım. Ya işte evlenene yardım etmek sevaptır falan. Hadi kalk biz de hazırlanalım. Vallahi benim gözüm korktu teyzeden yani. Ben, sen iyi cesaretlisin. Ben olsam değil odadan, yataktan kalkmam. Hayatta öyle bir şey olmaz. Ne yapacak, susmuş oturacak mıyız burada? Mümkün değil. Benim hedeflerim var, hayallerim var. Ve ben dün akşam kendime bir söz verdim. Hedeflerime de ulaşacağım, hayallerimi de. İstanbul, bekle beni. Babamın yazdıklarıyla fırtına estirmeye geliyorum. Yürü kız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.